Evet, sevgili canlar, Asranta, Mida Değnek Kraliçesi derken uyanık. Değnek Kralı da biraz bizi geçiştirmek istedi, hikayesini öğrenmeyelim diye, ama ben yemedim. O yüzden şimdi bakalım ne diyecek. Evet sevgili. Oo, sistem bunları verdi. Alacağım hemen. Çiçek açmak, ilahi tutku, sınırsız kaynak. Okey, geleceğim buraya hemen. Şimdi sevgili ilahim verir de tanrıçalarım ortaya atlar da ben almaz mıyım? Seve seve alırım. Peki şimdilik sizi şöyle bir tutayım hemen. Şimdi sevgili canlar, Değnek Kralı'nı konuşturuyorum. Evet, hoş geldin Değnek Kralı, seni konuşturalım. Fakat ben sormadan sen ev ve suniti attın. Ne alaka? Oy oy oy. Çok mu konuşmak istiyorsun? Bu kadar verdin. Oy 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 oy. Aa, inanılmaz. Ay, alayım mı almayayım bilemedim arkadaşlar. Bu kadar kart verdi Değnek Kralı. Olayı saptırırsa değiştireceğim, ama olayı saptırmazsa, çünkü gerçeğini biliyorum. Eğer değiştirmezse devam edeceğim. Peki. O zaman sırasıyla verdiği kartları kabul edelim. Demek ki sistemimiz bunları al diyor. Peki. Peki Değnek Kralı, bakalım. Sen ya konuşmak istemeyeceksin. Yine şöyle alayım. Sen şimdi böyle kendin attın ortaya, ama ben seni konuşturmak isterken sen konuşturmamak için acaba geçiştirmek mi istedin? Ama benim elimden kurtuluş yok, biliyorsun. Peki bunları da açacağım. O zaman şimdi bir bakalım ne diyor Değnek Kralı bize. Şöyle yapalım. Peki sevgili Değnek Kralımız. Şimdi sen şimdi ev verdin, sünnet verdin, isfahan verdin, sahaf verdin, attart verdin, hesse verdin. Peki ben bundan ne anlamalıyım? Bize bir anlat lütfen. Ne anlayacağız bundan? Şimdi ben çok şey anladım da. Hatta şöyle yapacağım şimdi. Sen olayı saptıracaksın biliyorum, ama ben yemem. Evet, Laro'dan da destek alayım. Bir açsın bakalım. Sunit'le bize ne anlatmak istiyorsun? Şöyle. Şöyle kartlar bir açık olsun. Şunu şuna çektim. Her biri için bakalım verdiği bilgelik nedenle sağlıklı bir bilgi olacak. Bakacağız sevgili canlar. O yüzden bakalım bakalım. Pişmanlık, bilim, bilen, bilinen, bilinenin yanlış olduğu, o günah çağrı. Evet, bakalım Değnek Kralı belki bize anlatacaktır. Sağ boşluk, nokta kadar bilgisi yoktu diyor. Peki attart ne durumdaymış o zaman? Attartmışsınız. O sahken siz attartmışsınız. Bakın Değnek Kralı sizi böyle yorumluyor. Ay, attart illüzyona sokuldu diyor. İmparatoriçe. Peki o zaman buradaki İmparatoriçe kimi kastetti, onu da bir alalım. Şimdi siz attarken İmparatoriçe siz de olabilirsiniz. Labirente sokan biri dedi. İlize. Oo, üçüncü kişiymiş. Bu onun için gelmiş. Tamam. Peki bunu da böyle kabul ediyorum. Şimdi bunu böyle okuyacağım arkadaşlar. Çünkü burada çok enteresan hikaye var. Şimdi diyor ki sevgili Değnek Kralı, diyor ki bir ev var. Peki bu ev kimin evi? Kimin evi? Bir de onu bize söyle bakalım. Bu ev üçüncü kişinin evi mi? Doğru mu anladım? Evet. Ak bulutları kim gösterdiyse, kara bulutları yaşattıysa diyor, gerçek aşıklara onun evi diyor. Peki. Tamam, bu anlaşıldı, üçüncü kişinin evi. Biz onu anladık. Peki evle ilgili bilim, yani evle ya da evlilikle ilgili ya da evlilik üzerine ya da evlenmek üzerine ya da evin içiyle ilgili bir durumla. Diyor ki bir ev var ve bu evde diyor ak bulutlar gösterirken kara bulutlar yaşanıyor sürekli, ama bu, çünkü burada bu bilinen bir şey diyor. Peki onu kim biliyor ve bir veya bilmeyen kim? Dare. Sizin sevdikleriniz, sizden gidenler. Şimdi evin içinde peki bu
kim bunu yaşatıyor olarak kabul ediyor? Dastar tabii ki zaten. Para ve para. Şimdi Denek Kralı diyor ki burada. O zaman diyor sahken o diyor evi hakkında, evdeki eşi hakkında bilgisi yoktu diyor. O sürekli Dastar ona ne gösterirse diyor. Burada ak bulut gösteriyor ya şöyle. Ak bulutları gösterirse Dastar diyor. O ak bulut olarak geliyor. Dastar onu diyor karanlık bulutu gösterirse karanlık diyor. Yani evde o kavga ederse ediliyor. O bir olayı kötü diyorsa kötüdür, iyi diyorsa iyidir diyor. Onun bilgisi dahilinde her hareket yapılır diyor. Evdeki karar verici oydu diyor. Peki. Şimdi burada Sunit geldi. Sunit de kendisiyle alay edildiğini anladığında inanılmaz. Çünkü burada pişmanlık duyuyor. Neden? Çünkü Asranta teklifiyle şimdi kopuk kopuk anlatmamalıyız arkadaşlar. Seri devam ediyor ve bu yaşanan 2 yıllık tekamülü sürekli olarak anlatmak zorundayız. Birbirinin devamı olmalı. Diyor ki Sunit'i diyor her kim diyor dalga geçtiyse onunla alay ettiyse ki bu alay eden de Dastar diyor evin içindeki kişi, hayatındaki kişi diyor. Fakat diyor hayatındaki kişi hakkında hiçbir bilgisi yok, olan bilgileri de yalan diyor. Bildiğini zannederken diyor hiçbir şey bilmiyordu. Şuraya bakar mısınız? Bilim. Şimdi bu bilmek, bilgeliktir, bilimdir. Yani doğru olanı gösterir. Fakat burada doğru olan bir şey var mı? Yok. Tipe bakın. Bu Denek Kraliçesi burada. Burada bir yazılar var. Benim anlamadığım lisan. Siz anladınız mı? Dünya üzerinde böyle bir lisan var mı bilmiyorum. Yani diyor ki kısaca. Bu ev ki Dastar'la Dari evliydi diyor. Yani onlar eşti o zaman diyor. Fakat araları yoktu. Araları olmadığı için de bunlar bir küs, bir dargın, bir kavgalı, bir barışık diyor. Ve dolayısıyla diyor bir iyiler bir kötüler. Ak bulut, kara bulut onun için de geldi aynı zamanda. Yani kedi köpek gibilermiş. Tamam, bir iyi bir kötü. Dari bilimi bilmiyor. Ama Dastar evle geldi, bilim de Dare geldi. Diyor ki kısaca Dare uyuyordu, hiçbir şeyden haberi yok diyor. Bildiklerini zannettikleri de doğru bildikleri değildi, doğru bilgi değildi diyor. O her şeyi bildiğini zannediyordu ama diyor hiçbir şey bilmiyordu. Onu diyor bildikleri de yanlıştı diyor. Dastar diyor yani eşi bugüne kadar o evin içinde ona diyor ak bulutları gösterse ak bulut, kara bulut gösterse kara bulut. Yani bir şey ak derse o dedi diye doğrudur Dastar dediyse diyor. Kara dediyse de tamam bu şey yanlıştır der diyor. Mutlaka dediğine uyar diyor. Ve diyor fakat diyor ona diyor Dastar diyor. Sizin bilmediğiniz ben anlatayım diyor. Dastar ona diyor ak bulut göstereceğim diye onu çağırdı kandırdı diyor. Ona bir mesajlar yolladı diyor. Büyük ihtimalle sizleyken. Fakat diyor o geldiğinde öyle bir şey olmadığını görünce günaha davet edildiğini anladığında kendisiyle dalga geçildiğini gördüğü için deliye döndü diyor. Çünkü Sunit kendisiyle alay edildiğini anladığı anda cehenneme çevirir o kişinin hayatını. Ve o yüzden çok akıllı, zeki ve eylemseldi. Ve aynı zamanda da deli gibi tutkulu bir aşıktır. Aşık olduğu için çünkü niye? 10 numara illüzyonu dayattığı için ona da zaten burada at tartın üzerine geldi. Ay illüzyon çünkü at tarta yapmış direkt. Zaten saha o kadar dayatmış ki sah gözünü açamıyor. Bakar mısınız nokta kadar bir şey. Yazıklar olsun hakikaten. Çok büyük bir aşk katledilmiş büyüyle, nazarlarla, okutmalarla. Ve bir de kandırılarak işin içinde yalan, dalaverenin bini bin parça ve... Bakar mısınız buraya? Sırf sen yasak elmadan bir dişi aldın. Eğer bir daha alırsan böyle sokarım. Bu hatayı bir daha sakın yapma diye. Sunit'i pişman ederek sizden çalıyor. Yani sahken sizden hiçbir bilgisi yokken birdenbire ortadan yok olup gittiyse eğer. Ve sonra da haber alamadıysanız olay şuymuş. Denek Kralı diyor ki. Dastar ona dedi ki yani Mida yani Denek Kraliçesi sen yasak elmadan bir diş aldın kimden? Attart'tan. Attart'a da diyor uyguladı onu da illüzyona soktu diyor onun da haberi yoktu diyor onun da bilgisi yoktu diyor.
Zaten hani Darya 10 numara uygulamış zaten. Bir önceki adımda gördük. Burada aynı zamanda bu da öyle gösterir. Burada da malum enerjinin yüksek safhada çalıştırıldığını, kişinin artık algısının kapatıldığı, haresinin kapatıldığı, bilincin açık olmadığı, farkındalığının sıfır olduğu neredeyse o düzeyde. Bu da o enerjiyi barındırır çünkü. Yoksa kimse böyle değildir. Sizin diğer yarınız evli, Eprahat verdi. Eprahat, Katina destesinin en zeki adamıdır. Dolayısıyla ne Dare aptaldır, ne Sunit, ne Sahken hiçbir şekilde aptal değildir. Dolayısıyla koskoca adamı ne yapıyor? Diyor ki işte sevdiğinden koparıyor. Niye? Çünkü burada illüzyon yapıyor buna. Sahın bilgisi yok. At tartının gerçek ilahi eşi olduğu, şifalanacağı, onu illüzyonlardan kurtaracak tek kişi olduğundan sahın bilgisi yok. At tartında bilgisi yok o zaman. Sahken. Fakat diyor aslında diyor burası diyor illüzyonu dayattı. At tartı diyor. At tartının diyor gözünü açabilirdi. Çünkü kesinlikle hiçbir şey görmüyormuş yani. Demek ki bu enerjilerin o kadar etkisindeymiş ki. Bakar mısınız nokta kadar yani şurada bir nokta kadar bir şey var arkadaşlar. Bu kadar bilgisizmiş evi hakkında. Değnek kralı öyle diyor. Kendi evi hakkında, kendi eşi hakkında bildiğini düşündüğü her şey şu nokta kadardı diyor. Değnek kralı atıfta bulunuyor. Hiçbir şey bilmiyordu diyor. O ama bildiğini zannediyordu diyor. Halbuki at tart biliyordu. O da onu uyarmasın diyor. Burası onu da illüzyona soktu. Ona da büyü nazar yaptılar diyor. Onu da kırdılar. Ve dolayısıyla gerçek aşkın önüne geçti imparatoriçe. Ay ve ay illüzyon ve illüzyon büyü nazarın haddi hesabı yok. Bakar mısınız arkadaşlar? Ve bu şekilde. Değnek kralı bunu onaylıyor. Diyor ki hayatındaki eşinden bir haberdardı. Hiçbir şey bilmiyordu. Evin içinde olup biteni de bilmiyordu. Fakat her şeyi yapan dost bildiği, güvendiği ne dedi? Burada gerçek aşkın önüne geçen bir imparatoriçe yaptı. Gerçek aşkı böldü dedi. Değil mi? İşte diyor ki halbuki o diyor bunun bu hatayı yapmaması gerekirdi diyor. O diyor evdekini tanıyor biliyor. Bu hatayı tekrar yapmamalıydı. Fakat yaptı diyor. Ve kendi gerçek aşkının önüne geçip imparatoriçenin ona kara bulutları zaten yaşatıyor bunu. At tarta verdi. Bunu da gerçek aşkın üzerine verdi. Ve saha bunu verdi. Sah bilgi hiç bilmesin. Hem kendi hakkında hem ev hakkında hem yediği naneleri hakkında. Öyle bir dayatmış, öyle bir dayatmış ki sağ her şeyin yanlışını görüyormuş sadece. Doğru olan hiçbir şey yokmuş. Bildiğini zannettiği her şey yalanmış. Yanlış. Şu yazılara bakın. Saçma sapan bir şeyler. Hiçbir şey bilmiyormuş yani. Ve diyor Attart biliyordu. İlahi eşi ve şifası onların diyor kavuşacağını biliyordu. Ve bunun gerçek aşk olduğunu bildiği için kavuşmasınlar diye Attart'a ayrıca dayattı diyor. Ve aşk aşkın da yok olup ikisine soğuk birbirinden uzaklaşması için aşkın kendisine de yaptı diyor büyü nazar. Bakar mısınız arkadaşlar? Üç işlem bir arada. Hem saha yapılmış hem saha verilen bilgilerin hepsi yalan yanlış uydurma. Hem saha zaten gözünü açamayacak kadar dayatılmış. Verilen bütün bilgiler yalan yani. Dastar ne söylüyorsa şimdi yalanını söylüyormuş. Ona kandırıyormuş parmağında oynatıyormuş. Kısaca söyledi her bilgi yalanmış ve bunların birbirine çok aşık olduğunu yani siz de sevdiklerinizi birbirinizden zaten yine ay illüzyondur. Ay yansıdığı suda değil gökyüzündedir yani sana gösterilen neyse o değildir aslı bambaşka bir şeydir de burada sana büyü yapılmıştır nazar uygulanıyordur hani illüzyonun her şeyi aslında sana gösterilen tam tersi olmalı oraya eğil oraya bak bu karanlık taraflara bir eğil denmiş. Ve gerçek aşk illüzyona doğru bakıyor. Diyor ki içsel olarak ilahi içsel olarak ikisinin birbirine çekilip birbirine kopmaması için yolu at tartıda sahada göstermiş. Fakat ikisi Dene Kraliçe'nin yaptığı gerçek aşkın önüne kendi geçiyor. Bu Mida'yı temsil ediyor. Ve diyor illüzyonu yaptı diyor. Ve yapan da yine üçüncü kişiydi. Ve onları labirente soktu diyor.
Bu girdap öyle başladı diyor değnek krala. Yani kendi partnerini böyle anlatıyor. Bu kendi partnerini anlatıyor. Bu enerjilerin hepsi de o. Ya evin içinden kovulduğu zamanki dastlar. Onun için şimdi tekrar gelmek istiyor ya. O yüzden ve diyor önüne geçti, kendini güçlü kılmak istiyordu, geri almak istiyordu diyor. Ve bütün bunu sadece eve ve sağa sahip olmak için o yaptı. Gerçek aşıklar evlenmesin, yuva kurmasın diye o yaptı diyor. Ve ben diyor kendisine dedim ki, ilahi kendisine dedi ki, bunu yapma, bu hatayı bir daha. Yani Dastara söylenmiş. Fakat dinlemiş mi? Hayır. Ve zaten Dariye de ev hayatını cehennem ediyormuş. Hep sürekli tartışma, kavga, bir iyilermiş, bir kötülermiş zaten. Ve sevgilileri de ayırmışlar evlenmesinler diye veya bir çatı altında bir araya gelmesinler diye sizi ayırmışlar. Ve dolayısıyla bunu da yine büyü nazarla ayırmışsınız kesinlikle. Evli, bekar, hepsi hanginiz olursanız olun kesinlikle bu enerjiyle ayrılmışsınız. Ve sizle fragmanı yasak elmadan bir diş almış ya. O yüzden diyorum, buna pişman etmiş onu. Sizden giden de pişman olmuş, vicdan yapmış. Niye yaptım diye. Çünkü bu zaten canına okumuştur. O yüzden kim bilir artık ne kadar canını acıtacak şeyler söylediyse, sizle ilgili bir sürü iftiralar atmış olabilir, yalanlar söylemiş olabilir. Ona zaten dayatmış, nokta kadar gözü bir şey görmüyormuş. Bütün verilen bilgilerin hepsi zaten yalanmış. Kendi evi hakkında, kendi işi hakkında kısaca zerre bilgisi yokmuş yani. Sizin sevdiklerinizi, sizden gidenleri. Dolayısıyla bunu anladığı anda, sistem şimşek çakıp gösterdiğinde, bütün bunları öğrenince de şimdi suni haldeler. Onun için kızmış. Ve kendisiyle alay edildiğini düşünmüş. Çünkü Hesse ve Sunit'i verdi. Gerçek aşkla alay edilmesi. Ve bu hatayı yapma. Hani bak Sunit. Hani Sunit'e denmiş ki, yani sizin sevdiğinizi. İşte bak, biz seni şüphelendiriyoruz. İlahi sistem bu, gerçek aşk bu. At tart. Sen ona aşıksın, o sana aşık, siz evleneceksiniz, geleceğiniz bir, sen yanlış eve çalışıyorsun denmiş burada. Bu yaşadığından pişman olma, bu kutsal bir aşk, ilahi yaradan ol dediği için oldu. Bu bilgelikler verilmiş, fakat bu kafasına girdiği için yalan yanlış bilgilerle doldurup kandırıp illüzyon, büyü ve büyü. Büyü ve büyü. İllüzyon, gerçek olmayan her şeyi gösterir. O da büyülerle sağlanır. Kişi o halde gözü nokta kadar bir şey görmüyor mu? Ve diyor ki, ilahi sistemde diyor. Dedi ki, saha bunu yapma. Çünkü sah dare gibi şüpheci olduğunda ve yani sahın sizden giden sevdiğiniz eril ve dişillerinizin girdiği enerjiyi anlatıyor. Sahken ayırdın. Aptal aşıkta bir şey anlamadı. Dari olarak ilahi sistem bilgeliği verdi. Şüphelendi. Senin bilgin yok, oraya ışık tuttu. Tam da güvendiğin yere bak. Bir daha da aynı hatayı yapma diye vermiş. Ve şüphelendikçe de sistemin yardımıyla da bunun bütün haltları yiyip gerçek aşkı illüzyona soktuğunu görünce ilahi sistem uyarıda bulunmuş. Demiş ki, sakın ve sakın bu hatayı bir daha yapma, değnek kraliçesi demişler buna. İlahi sistem bu bilgeliği vermiş. 10 numara dayatmış yalnız. 10 numara, yani illüzyon, imparatoriçe, boşluk, hiç bilgi yok. Nokta kadar verilen bilgiler bile yanlış. Astarı yok. Belki de bakın, bir de yani pişman etmiş sizinle, hani yasak elmayı yedi diye. Bir daha da yersen demiş, burnundan getirmiş. Ona da vicdan yaptırmış zaten. Onun için pişmanlık duyuyor. Çünkü burada ciddi vicdan hesabı var. O yüzden demiş ki, ha, ben seni doğduğuna pişman ederim. Sen bir daha yersen, işte seni böyle röntgenliyorum, dikizliyorum. An be an takipteyim, kontroldeyim. An be an belki işte fallar, büyüler, onlar bunlar yapıyorum zaten. İllüzyon resimliyorum. Bütün, bakar mısınız, illüzyon. Yani bu kadar olur. Yani hakikaten şok geçirdim. İllüzyon. Ay kart. Farklı üç destenin kartları aynı şeyleri söylüyor. Ve diyor ki, Dastar, yani onun hiç diyor kondurmadığı, hep güvendiği, hep seçtiği, kendi güvendiği yerden vurulduğu
Bu aşkı, bu gerçek aşkı darmaduman eden, labirente, girdaba sokan kendi evindeki kişiydi diyor. En başında nasıl verdi? Ev verdi. Ve diyor bu hatayı yapmaması gerektiği her şekilde gösterildi. Ben bile anladım diyor. Yalnız o anlamadı diyor. Yani düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Değnek kralı diyor ki hani ben diyor bunu biliyorum. Hani ben bile uzaktan izlerken yapmaması gerektiğini, At Tartan'ın gerçek ruh eşi olduğunu ve onların mutlak surette kavuşacağını ve günün birinde bunu dare olarak şüphe düştü içine diyor. Dedim ki Dastar bunu yapma. Çünkü o şüphelendiğinde dare olur. Kendisiyle alay ettiğini öğrendiğinde de sünnet olur. O zaman da hayatı burnundan getirir. Nitekim de getirmiş demek ki. Peki. Şimdi biraz tamam, ben her seferinde seni konuşturayım derken sen hep konuyu değiştiriyorsun. Değnek kraliçesi de dedin. Tamam, Tagral'ı anlattın. At Tart anlattın. Sen kendini ne zaman anlatacaksın? Ben aslında seni konuşturmak istiyorum. Sen bir kendini anlat bakalım bize. Sen bu olayın neresindesin? Ne kadar dürüstsün, değilsin? Bütün bunları bilirken nasıl seyirci kaldın? Bir ona bakalım bakalım. Sen şimdi, peki ben şunu sormak istiyorum. Sen... Değnek kraliçesiyle karşılıklı konuşturayım. En iyisi siz belki öyle daha gerçekçi konuşursunuz. Bir onu görelim. Hayır 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 diyor değnek kraliçesi. Diyor ki hayır hayır sakın yan yana konuşturma diyor. Foyam çıkar ortaya diyor. Yalanlarım çıkar diyor. Beni bile konuşturmuyor. Bakar mısınız hemen nasıl atıyorlar kendilerini konuşmamak için? Engel çıkartıyorlar. Bal gibi de konuşturacağım. Benim elimden hiç kimse kurtulamaz. Evet şimdi hoş geldiniz. Sevgili değnek kraliçesi ve değnek kralı. Hadi bakalım dökülün. İkinizi bir karşılıklı konuşturayım bakalım. Şimdi burada karşılıklı konuşturma kartlarını ben alayım aslında. Şimdi şunu yapayım ben bir. Şimdi sevgili değnek kralı, öncelikle sana sormak istiyorum. Değnek kraliçesi senin için kimdir, nedir, ne ifade ediyor? Onun için bir bize açıklama yapabilirsen seviniriz. Direniyorum ya da o direniyor diyor. Karşı koymak, mücadele etmek. Peki buna karşılık değnek kraliçesi bir söylesin bakalım. O sana ne diyecek? Bir konuşturayım size. En iyisi böyle olur. Başka türlü konuşmayacaksınız. Kıvıracaksınız. Ben de ona izin vermeyeceğim. Değnek kraliçesi sen ne diyorsun ona? Beni affetmemiş. O bana diyor direniyor diyor değnek kraliçesi. Bakın burada gerçek aşıklar vardır. Ve ensesindedir. Diyor ki şimdi değnek kralına dedim ki değnek kraliçesi senin için ne ifade ediyor dediğimde dedi ki direnmek, karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak. Peki bu sana karşı mı direniyor yoksa gerçek aşıkların kavuşmaması için onlara karşı mı direniyor? Neye direniyor ya da sen mi direniyorsun ona karşı? Kim kime neye karşı direniyor? Buraya ben bir alayım. İllüzyonlar yaparak diyor, büyü, nazar, sihirlerle diyor, yeni bir kapının açılmasını, onunla yükselmesini, şansın yükselmesini istiyor. Kim için söylüyorsun bunu peki? Kim için? Bu direnmeyi sen mi yapıyorsun? Büyülerle yaptırılıyor. Ha, peki bu büyü ve şimdi büyü, illüzyon, kapı ve direnmek. Kim için yapıldı bunlar? Kime karşı yapıldı? Şuradan alayım. Büyülerle kime direniyor ya da kime karşı, neye karşı? Maske takarak diyor. Bir türlü uyanışa geçip seçimini yapamayan ve sürekli diyor mesaj da yiyor biri. Kim yapıyor bunu? Üçüncü, yani senin değnek kraliçen mi yapıyor bunu? Fare olan. Evettir aslında bu cevap. Peki evet midir? Evet diyor. Evli olduğu yere ihanet ediyor. Oraya direniyor diyor. Yani diyor ki büyüler yaptırarak, illüzyonlar yaparak, mesajlar dayatarak diyor, boşanmamak için, yüzüğü bırakmamak için diyor, gerçek aşıkların kavuşmaması için
direnç de gösteriyor, direnç gösteriyor diyor. Bunu da diyor çok güzel maske takarak yaptı diyor. Aşıkları birbirinden ayırdı. Aşkı işte neydi? İlahi erili çaldı tabii sizden elinizi. Fakat diyor, bunu da diyor, ay ve valide enerjisi bakar mısınız yine? Bunu diyor dayatarak yapıyor bunu. Yoksa diyor onu tutamaz elinde. Çünkü o diyor sevdiğine varmak istiyor. O günden beri de böyle diyor. Yani bağışlamak, hoş görmek, yapılan yanlışlar sonucunda kendimize acı verme ya da başkasının bize acı vermesine son vermek, başkası ya da kendini affetmek diyor ki, kendini diyor affetmediği gibi kimseyi de affetmiyor diyor. Gerçek aşıkları da diyor kavuşmaları için affetmiyor diyor. Onlar da birbirinden hiç vazgeçmiyorlar ilk günden beri diyor. Eril onun ensesinde çok güzel bir karttır. Çok severim ben bunu. Bakın burada böyle silik bir eril vardır. Siz geride kalan eril ve dişiler, sizden giden sevdikleriniz eril ve dişiler kendilerine göre alsınlar. Böyle her daim nefese soluğunuzda sizi an be an hayalet gibi takip ediyorlarmış, hep düşünüyorlarmış, hep röntgenliyorlarmış, stalklıyorlarmış, her şekilde düşünebilirsiniz. Ve diyor ki değnek kraliçesi diyor bunu bilmesine rağmen bu gerçek aşıkları ayırdı diyor. Bunu kavuşmasınlar diye direndi diyor. Kavuşmasınlar diye dayattı da dayattı. Sırf onlar diyor kavuşup yıldızlara yükselmesin, yeni bir kapı ve şans yakalamasınlar diye diyor. Sırf kendi parmağında yüzüğü var diye diyor. Ya da işte zaten onlar evlenmesinler diye. Onlar diyor buna ayılmasınlar diye. Ve sürekli diyor kendini ortaya attı. Onların diyor bir kapı, yeni bir ev, yeni bir yaşantıya geçmesinler diyor. Sürekli direnerek kendini ortaya attı ve ikilem yarattı. İki durum, iki seçim, iki karar arasında bıraktı diyor. Eril için diyor bunu. Ve diyor sevdiğine gidemezsin diye mütemadiyen diyor maske takarak yaptı bunu diyor. Değnek kraliçesi için söylüyor. Ve ondan diyor hem para çaldığı gibi hem aşkını çalıyor diyor. Kimileri için de böyle var demek ki onun için böyle geldi. Peki bu valide enerjisiyle ve bununla yaptı. Yani sevdiklerini sizden. Ay görünüyor ki arkadaşlar 3. parti açıyorum. Daha önceki geçen gün yaptıklarımda aynı şekilde mütemadiyen kesinlikle sevdikleriniz sizde büyüyle koparılmış. Onları sandığınız kadar kötü görmeyin. Kötü olan buymuş. Peki sen değnek kraliçesine uyardın mı peki? Şunu alayım. Şuradan alayım bakayım. Peki sen değnek kraliçesine uyardın mı bu noktada? Hiç uyardın mı? Bunu yapmaması gerektiği konusunda sen uyardın mı hiç onu? Bu konuda sorduğun sorunun cevabı kesinlikle evet. Aldığın karar da oldukça doğru. Sen bu konuda ne yapman gerektiğini biliyorsun. Ben diyor buna dedim ki diyor. Uyardın tabii diyor. Uyarmaz olur muyum? Hani sen bir şeyler yapıyorsun. Evet diyor ama. Yani ben işte sen uyardın mı dediğimde soruya evet diyor. Fakat diyor. O da diyor. Hem de kesinlikle evet diyor. Bakın kesinlikle evet diyor. Görüyor musunuz? Hani sen onu uyardın mı bütün bunları yaparken? Kesinlikle evet. Uyardım. Bu konudaki sorunun cevabı evet. Kesinlikle diyor. Kesinlikle evet. Aldığın karar da oldukça doğru. Yani bana diyor söylediklerin hani bunu sordun. Evet bu doğru. Her şey de doğru. Onay diyor. Ve diyor ona hani aldığın karar oldukça doğru. Sen bu konuda ne yapman gerektiğini biliyorsun diyor. Peki şimdi burada sen bunu değnek kraliçesine mi ne yapması gerektiğini ama doğru bir şey yapmıyor. Nesini doğru? Cevap evet ama yaptığının doğru olduğunu da söylüyorsun. Nesi doğru? Doğru diye ifade ettiğin ne ki burada? Hayatında ekonomi ve finans alanında yeni fikirler, yeni arkadaşlar alanında, sağlık alanında ya da romantizm ve aşk alanında bolluk, bereket, şans dolu günler seni bekliyor. Anladım. Şimdi diyor ki aslında değnek kralı burada beni de uyutmuş diyor.
Bunu bana da yapmış yani diyor. Neden? Çünkü ben diyor elin altında, o fazla ayak altında dolaşmayayım. O yapacağını rahat yapsın. Ben de ona direnmeyeyim ve onun kararlarını onaylayayım diye diyor. Ve her fikirde destekleyeyim diye. Peki. Bunca zamandır sen neden ortaya çıkmadın? Peki. Hangisinden alacağımı şaşırdım. Peki bunca zamandır sen neden ortaya çıkmadın? Nerelerdesin? Değnek kralım. İyileşmeye çalışıyorum diyor. Derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme ve frekans yükselişi, eril ve dişil enerji dengesini yakalama iç dünyanızdaki kurakta düşen yağmur tanedir. Beni diyor o kadar harap etti ki, hani yani sadece size mi yaptı zannediyorsunuz, bana da yaptığı için ben de kendime döndüm, kendimi iyileştiriyordum. Peki değnek kraliçesi buna bir cevap versin. Çok sinirleniyorum ona diyor, beni çok kızdırıyor diyor. Beklenmedik veya olumsuz etkileyen bir durum. O diyor ne zaman araya atlasa benim işimi engelleyecekti diyor. Ya da başka bir kişiye kızgın olma, incinme durumuna karşı verilen tepki. Hem sizden giden sevdikleriniz işte ona çok öfkeleniyorlarmış. Aynı zamanda kendi de onlara öfkeleniyormuş. O yüzden de beklenmedik bazı olumsuz durumlar yaşadığında da bu durumların karşısında da inanılmaz öfke ve sinir besliyorlarmış. Peki ben eril dişili buradan alayım. Siz tekrar konuşmaya devam ettireyim ben size. Tamam, bunu sen yine seni anlatmadın. Sen döndün yine çiftleri anlatıyorsun. Değnek kralı sürekli kıvırıyorsun. Ben şimdi senin bilgilerini bilmek istiyorum. Evet. Şimdi dedim ki aşıkları ayırdı. Yaptı yapacağını. Bir türlü vazgeçmedi. Israrla kendine almak istedi dedim. Peki. Değnek kralı. Değnek kraliçesini seviyor musun? Oo, nasıl attı? Yolculuk. Tabii diyor benim ruh yolculuğum diyor. Benim yani ruh eşim, çıkmam gereken ruh yolculuğum diyor kısaca. Bir seyahat, düzen değişikliği, başka bir yer ya da durumda olma arzusu, olmak istenilen yer. Ben diyor en başından beri zaten onunla bu ruhsal yolculuktayım. Ben bunu biliyorum diyor. İşte o zaten direniyor diyor. Sürekli aşıkları ayırmakla uğraştığı için diyor. Onlara direndiği için diyor aşıkları ayırmak için. Ben de iyileşmeye çalışıyorum. Zaten ruh yolculuğuma çıkmak istiyorum. Çünkü bana da çok büyük darbe vurdu diyor. Ben de gerçekleri söylediğimde bana da kızıyor, öfke geliştiriyor ve bana da direniyor diyor aynı zamanda da, bakın böyle. Peki değnek kraliçesinin tam olarak direndiği durum nedir? Onu bana söyleyebilir misin? Burada alayım tekrar. Neye direniyor madem senin ruh eşin? O seni seviyor mu? Sen bundan emin misin? Oy 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 oy. Diyor ki utanç duyuyorum. Ben diyor utanç duyuyorum onun yaptıklarından. Ve diyor bana da gurur yaptı ama burada adalet benim için de işleyecek dedi. Bu kadar kartı da almayacağım. Ama burada adalet işleyecek dedi herkes için. Peki. Şu an değnek kraliçesiyle diyalogda mısın? Görüşüyor musunuz? Sessiziz diyor. Sessizlik içinde kendini arama, iç sese kulak verme, dışarıdaki gürültüye kendini kapatma, ruhsal dinlenme. Şimdi pekala. İlahi sistem nasıl çekti acaba? Tabii diyor. Şimdi diyor o şu an sessiz kaldı diyor. Para için ve diyor parayı almadan vazgeçmeyecek diyor. Korku, bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı duyulan endişe, kaygılı olma, tedirginlik, kaybetme korkusu. Peki, şimdi ben şununla şunu bir alayım, şunları bir kaldırayım. Neyden korkuyor, neyi kaybetme korkusu var değnek kraliçesinin? Önce bunu bir anlayayım ben. Şu korku nedir, korkuyu ben bir anlayayım. Neyden korkuyor, neyi kaybetmekten korkuyor değnek kraliçesi? Gizem, bir sırrı var diyor. Onun ortaya çıkmasından korkuyor diyor. Saklanan durumlar, bilinmesi istenmeyen gerçekler, şahsi meseleler ve sırlar diyor. Karta da bakın, gizemli bir kadın vardır burada. Bu dişildir. Eriller içinde dişil, dişiller içinde eril.
Çoğu da dişile dişil alırsa %70-80'iniz daha da doğru olur diye düşünüyorum. Hikayenize göre siz seçin arkadaşlar. Peki. Bir sırrı var diyor. Açığa çıkacak diye korkuyor diyor. Peki. Onun bu sırrı nedir? Sen biliyor musun? Bize söyler misin? Açığa çıkmasından korktuğu sırrı nedir? Bu cevap olmadı ama. Bu cevap olmadı. İçe dönüş. Evet, hepsi içte. Herkes ruhsal yolculukta. Bu cevap olmadı. Asıl cevabı istiyorum. Yüzleşmek. Ha, şimdi anladım. Diyor ki bir sırrı var diyor. Ortaya çıkacak diye korkuyor diyor. Bundan dolayı da bir yüzleşme yaşarsa diye ödü patlıyor diyor. Peki bu yüzleşmeyi seninle mi yaşayacak? Hayır diyor. Beklediği kişiyle diyor. Peki ilahi yolculuktaki eril mi? Doğru mu anladım ben? İlahi yolculuktaki eril ve dişille mi ilgili bu? İlahi yolculuktaki eril olan eril alsın, dişli olan dişli alsın. Ben şimdi eril olarak sorayım. Siz yönetin kendinize göre. Evet, 10 numara doğru tahmin ettin diyor. Çünkü diyor onunla tekrar geri kendisini seçsin, evlenmesin onu burası, aynı zamanda burasıyla da şöyle diyor. Onu bekleyen kişiyi seçip onunla evlenmesin, ona uyanmasın diye zaten malum enerjiler de çıktı. Bunu bekliyor, buna direniyor diyor. Peki, şimdi burada gizemli olan sırrı bu değil ama bu bilinen bir şey. Şimdi birbirini seven ilahi yolculuktaki eril ve dişille ilgili olarak ben şunları da kaldırayım şimdi. Çünkü orada cevap değişir arkadaşlar, kartlar altında olduğunda onun için kaldırıyorum onları ki anlamları değiştirmesinler. Şimdi peki ortaya çıkacak olan sırrı nedir? Sistem attı sanıyorum. Ev diyor. Ruh yolculuğu, mercek altında ve kaderse üzüntü, yurt dışı, din, dil, kültür, ırk ayrımı vesaire. Şimdi ne demek istiyorsun tam olarak? Ne anlamalıyız bundan? Devam et. Diyor ki masum olarak kastettiğin eril ve dişil sanıyorum. Doğru mu anladım? Onu da bir sorayım. Şimdi sevgili canlar, burada ne diyor biliyor musunuz? Önce şurayı bir anlatayım size. Şimdi Denekral diyor ki o diyor kaybettiği evi geri kazanmak istiyor. Ve kendisine diyor ruh yolcularını diyor ikisini de onlar masumdu diyor. Bu ikinizi de temsil ediyor çocuk burada. Belki de bazılarınız için de çocukları olanlar da çocuklarını kullandı, ortaya attı. Fakat diyor ki çocuklar masum. Hani çocukları eğer senaryonuzda çocukları ortaya atarak sevdiğinizi siz de ilk fragmanı yaşadıktan sonra kopardıysa diyor ki orası yalan diyor. Çünkü diyor çocuklar konusu masum. Çocukların orada bir durumu yok, o bahane edildi diyor. Eğer çocuk durumu yok ise de zaten diğerleriniz için de diyor ki ruh yolcuları ikiniz de temsil eder bu. Onlar diyor masumdu. Sadece onlar daha yönünü bilmiyorlardı diyor. Ruh yolculukta olduğunu bilmiyorlardı. Burada sırlı bir durum olduğunu bilmiyorlardı. Fakat diyor o diyor onları mercek altına aldı. Kadersel olarak da bunun bir ruh yolculuğu olduğunu, ruh eşileri olduğunu, onların yönlerini mutlaka bulup birbirine yönlerini çıkacağını, pusulalarını çıkacağına uyandı, aydınlandı diyor. Ve diyor burada bunları ayırmak için de diyor. Aynı zamanda mercek altına aldı, onları takip etti, an be an diyor. Ruh yolculuklarına müdahale etti diyor, evlenmesinler diye diyor. Buna uyandı, aydınlandığı için diyor. Onlar kavuşmasın diye bir takım yalanlar söyledi diyor. Ve bu da diyor. Bir dakika, hemen şuraya tekrar alıyorum. Peki bu kader çarkıyla sen şimdi bana tam olarak ne demek istiyorsun? Şu haçla. Oo.
Aa, arkadaşlar. Değnek kraliçesinin en büyük sırrı neymiş biliyor musunuz? Bomba gibi haber vereceğim size şimdi. Giden eril ve dişiller. Hayatı size cehennem eden, sevdiğinize cehennem eden, bu güzel aşkınızı parçalayan, ihanet eden, sevgili eril ve dişiller, bu aşkı parçalayan. Değnek kralım inanılmaz bilgi verdi. Wow. Bakar mısınız? Sevgili canlar ne diyor biliyor musunuz? Bakın. Şimdi diyor ki şöyle biraz daha yakına çekeyim sizi. Biraz daha net görün. Şimdi diyor ki burada değnek kralı. O diyor masum olan çiftler, çünkü bu sizi temsil ediyor. Bunun düz hali attarda eşittir. İlham perisidir yani. Ruh eşidir, ruh yolculuğundakidir. Attarda eşittir. Ters verdi buraya. Bakın şimdi. Burayı çok iyi dinleyin. Bütün sizin bu hale gelmeniz, bu senaryonun böyle yaşanmasının ana fikri burası. Tahmin ediyorum tabii. Sevgili Rumi, bir cevap sorayım sana. Teşekkür ederim sevgili Romi. Tamam. Şimdi sevgili canlar. Sevgili canlar. Giden eril dişiler beni çok iyi dinleyin. Çözüm anahtarı buyurun size. Bu işi nasıl çözeceğinizi beni burayı iyi dinlerseniz ilahi sistem evet söylememe izin verdiği için şimdi bunu sizinle paylaşacağım. Bu giden eril dişillere ve geride kalanlara ortak geldi sistemin mesajı. Diyor ki sistem karar vermekte zorlanma, ikilemler, verdiğin karardan kolayca cayma, dengesiz tutumlar, ikiniz de bundan çıkacaksınız yoksa sorununuz olurmuş, onu söyleyeyim, bu çok net. Da şey yok. Şimdi burada değnek kralı diyor ki cennet diyor, değnek kraliçesi diyor, gerçek ruh yolcularını ayırdı diyor. Buraya da çekeyim. Ve diyor, onları diyor en başından beri evdeyken diyor, fark ettiği andan itibaren sahın mercek altına aldı diyor. Ve bu kaderseldi ama diyor, bazı şeylerin önüne hiçbirimiz geçemedik diyor. Ve diyor, o gün yılanlık yaptı. Sinsice ilahi erili yüreğinden vurdu diyor. Hem de öyle zehirleyici bir laf soktu ki diyor. Eril bir daha kendini ilahi eril toparlayamadı diyor. Zaten de şifalanmasın, eski ruh eşine gitmesin diye diyor. Ortaya atladı. Ben senin eşinim. Bize bir şans ver dedi diyor. Ondan sana ne ola ki dedi diyor. Ve diyor maske takarak. Öyle bir yalan söyledi ki kaderlerini değiştirdi. Onların diyor kaderlerine müdahale etti diyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Öyle bir yalan söyledi ki diyor ve şimdi sırrı olan bu yalan ortaya çıkacak ve diyor. Ay bitti. Ve bu arada bunu yalan olduğunu defalarca bak kadersel ve bu düşüyor. Şimdi bunların da ne anlama geldiğini, neden düştüklerini de size anlatacağım. Diyor ki ruh yolcularını en başından beri diyor bu yoldan ayıran, bu aşkı perişan eden, bu hale getiren, kendi evliliğine de zarar veren, bu hale getiren ezelden beri kadersel, aynı zamanda haç kartı, çok uzun bir dönemi de söyler arkadaşlar. Hani en azından hani şöyle söyleyeyim size, içime doğan zaten
44 ruh eşleri yolculuğunda olduğunu gösterir. Bu da aynı. Bütün kartlar ruh eşliliğini burada teyit etti. Diyor ki ruh yolcularını yolundan çekmek için diyor. Bu böyle geldi biliyorsunuz. Ters geldi. Öyle bir yalan söyledi ki diyor erile tam da diyor sahken, aşıkken, masum onun için gelmiş çocuklar. Onlar diyor birbirine o kadar masum aşıklarken bir çocuk gibi pırıl pırıl tertemiz aşkları var ki sadece henüz diyor bunun diyor maskesini bilmiyordu. Bakın daha diyor maskesini bilmiyordu, maske taktığını. Sürekli ona kendi şansı, kendisi şansıymış gibi gösteriyordu diyor. Halbuki değildi diyor. Fakat diyor o bunların, bakın şimdi bu bir aydınlanma kartı, büyük şans kartı ve çok muazzam bir karttır. Ve ruh yolcuları. Şimdi diyor ki bu diyor öyle bir şeye uyandı, öyle bir sır öğrendi ki diyor. Onlardan önce onların ruh eşi olduğunu öğrendi, kuyuya attı, bunu sır gibi sakladı diyor. Ve maskesini o günden beri diyor taktı. Evin içinde de bu maskeyi taktı. Ve diyor ruh yolcularına, onların ruh yolcuları olduğuna uyandı. Fakat o ikisi daha bilmiyordu. Masum burada çocuğu verdi. Yanına da pusulayı verdi ve diyor ki onlar daha yolunu yöntemini bulmaya çalışırken diyor fırsat vermedi. O diyor ruh yolcularına aydınlandığı için onların kavuşmaması için o günden beri mercek altına aldı buna uyandığı için diyor. Ve diyor bunu Attart için söylemiş. Yani Urmia için. Siz Urmia iken daha bu yeni bir yalan değilmiş. Sizi koparan bir yalanmış bu arkadaşlar. En başından beri sizden önce aydınlanmış biliyormuş. Sizle ilgili bir sürü yalanlar söylemiş sizden giden eril ve dişillerinize. Demiş ki din dil kültürü farklı sen onunla olamazsın. Bakar mısın üstüne düştü. Ve nasıl onaylıyor. Kadersel de bu da kadersel karttır, ilahi karttır ve der ki bunları onaylıyorum dedi. Onun için üstüne düştü. Hani burada yaptığın yorum da doğru cennet diyor. Onun için seni teyit etmek için de düştüm. Onların çok masum olduğunu, daha yolunu yöntemini bilmiyorlardı, pusulalarını bilmiyorlardı. Yani neyin içine düştüklerinden ruh yolcuları olduklarını bilmiyorlardı. Onlar diyor daha ayılmamıştı. Hiçbir şey bir bakar mısın ne kadar teyit ediyor. Kartlar beni yere atıyor. Kendini yere atarak evet diyorlar arkadaşlar. Onlar o kadar masum ruh yolcularıydı ki daha yönünü bulamamışlardı. Daha buna ayılmamışlardı. Farkında değillerdi diyor. Bu yılan bunu diyor ilk günden öğrendi. Mercek altına aldı diyor o günden beri. Onları diyor o masumları birbirine düşürdü. Ruh yolcularına yolunu bulmamaları için. Ve diyor dedi ki onlar yeniden başlangıç yapmasın. Bir şansları olmasın diye. O şans bana olsun bana dönsün diye diyor. Devam ediyorum şimdi. Öyle bir yalan söyledi ki bu onların kaderlerine müdahale edildi diyor. Onların kaderine müdahale edildi, yazgıları değiştirildi diyor. Büyü 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 nazar, illüzyon illüzyon illüzyon, yılan fare sinsi, en sonunda maskesi de geldi. O kadar ki evine maske takan biriydi, o kadar sırlarla dolu biri ki diyor. O kadar da maskeler takarak onları diyor mercek altına aldı ki diyor. Bakın. Benim bildiğim bilgileri şu an değnek kralı veriyor. Onaylıyorum ben de arkadaşlar. Verdiği bilgiler doğru. Çünkü daha önceden bize geldi biz aldık. Sadece şu ana kadar açıklayamadık. Şimdi açıklamamıza izin verildi. Velhasıl. Buna aydınlandığı için yani maskesini takarak bunların ilahi ruh yolculuğu, ruh eşleri olduğunu anladığında yolunu, yöntemini, pusulalarını bulmasınlar, ayılmasınlar diye ki benim çok dikkatimi çekmişti. Daha başındayken Attart'a bile illüzyon kartı verdi. Ay kartı biliyorsunuz arkadaşlar. Yine onu da Lenormand'dan çekmiştim biliyorsunuz. İllüzyon kartı verdi orada da. Bakın burada da şu var. Yılan gibi bir sinsi bir şekilde soktu ki diyor bu aşkın içine öyle bir nokta nokta.
sırf kendisi şans olsun eve dönsün diyor. Bu sırrı da gömdü diyor. Beni de çok konuşturmadı diyordu ya zaten biraz evvel Değnek Kralı. Ve diyor ki kendi şifalansın, eski ilahi ruh eşleri kavuşmasın diye maske takarak diyor. Dedi ki o sana din olarak uymuyor, kültür olarak uymuyor. Sizi seviye olarak düşük bulmuş. Yani yüksek bulma ihtimalini söylemiyorum. Siz çok yükseksiniz ondan da. Ama o hani yüksek diyemeyeceği için düşman olarak görüyor ya sizi. Siz onu öyle de görmediniz, bir de bu böyle bir şey var. İşte dini farklı uymuyor sana, kültürü farklı uymaz sana, mutlu olmazsın. İşte ne bileyim yüzlerce senaryo söyleyebilirim burada. İşte din, dil, ırk, lisanı, kültürü farklı. Efendime söyleyeyim işte. Belki kendi kaçıp yurt dışına gidecek, yaşayacak, elindeki parayı alınca kendisi. Baksanıza diyor ki bu şans benimle mezara kadar gömeceğim diyor. Öğrenmelerine de izin vermeyeceğim. O yüzden o kadar dayatıyorum diyor. Bu haçta da aynı zamanda abanoz gibi. Haç da çok büyük bir derin üzüntü. Artık sağlıklarının bozulduğunu o denli öyle bir dayatıyor dayatıyor ki artık eril ve dişillerinizin sağlığı bozulmuştur yani. Saçları çok gür olan, saçı dökülmüş olabilir, beyazlamış olabilir, mide krampları, bir fiziksel rahatsızlıklar vesaire vesaire. Allah vermesin, Allah göstermesin, Rabbim esirgesin. Yani diyor ki öyle bir yalan söyledi, öyle bir sırrı var ki cennet diyor, sırf kendisi şifalansın, ilahi eril kendisine dönsün diye. Fakat diyor orada da kalmayacak çünkü o dedi çok enteresan bir şey söyledi önceki kartlarda da. O dedi sonuçta ne olursa olsun benimdir dedi, değil mi? Mesela evet, o benim ruh işimdir, ben onu bırakmam dedi, değil mi? O yüzden dolayısıyla diyor ki tabi göz yumdum diyor, demek ki onu da susturduysa, onlar evlenmesin, bir şansı olmasın diyor. Bu da benimle mezara kadar bu gelsin dedi diyor bu sırrı. Ve dolayısıyla onu sakladı, yüzeye çıkmasın diye diyor. Olayların boyutunu başka yöne çekti diyor. İlahi dişil hakkında çok büyük bir yalan söyledi. Yılan gibi soktu diyor zehirleyici diliyle. Dedi ki bu da ters geldi biliyorsunuz. Siz burada ters geldiniz. Böyleydi. Ay şu yılanı kapatacağım. Ay yani hakikaten. Ve dedi ki onu şuraya alayım. O yılan zehirleyici diliyle soktu. Bir zehirleyici söz etti ki ilahi erile dedi. Dişilinde üçüncü bir kişi var dedi. Ve o günden beri ilahi dişili alaşağı etti dedi. Yani siz o günden bugünedir tertemiz, saf, pırıl pırıl sevdiğinize kavuşmak için nice 20 bin senaryoya katlandınız. İlk başta kadersel ayrılışınız bunun söylediği yalanla olmuş. Birçok yalan olmuş. O kadar sinsi zehirleyici sözler sarf etmiş ki. Birincisi sizin erile demiş ki onda bir üçüncü kişi var. O demiş seni gitsen de kabul etmez. O sahte yalancı demiş. Bakar mısın, sizi burada ters verdi. Diğer bir anlamı da Değnek Kralı diyor ki ben biliyorum onda üçüncü kişi olmadığını Attart'ta. Bakar mısınız? Yani Değnek Kralı bile sizi onayladı, sizde kimse olmadığını. Haç kader kartıdır, aynı zamanda ilahi olaydır da. Ve dedi ki üçüncü kişi ve siz ters geldiniz. Yani sizde bir üçüncü kişi olduğunu söylemiş. Hani elinizi dişinizi aldatmışsınız, hayatında biri var. Ve ya da haç kartıyla da birlikte belki de evlisiniz dedi. Ya da aynı çatı altında yaşıyorsunuz diye bir yalan söylemiş. Ve bunu da kaderinizi değiştiren yalanmış. Bunu da ilk günden söylemiş. Şimdi de kuyunun dibindeki bu sırrı ortaya çıkacak diye o günden beri o yüzden erile ve size dayatıyormuş buluşmayın diye. Tamam mı? Ve siz bir daha asla kavuşmayın. Ona yar olmadı, size de olmasın, son bir vur kaç yapmak için bu sırrı gömüyormuş. Bu kuyunun içinden çıkmasın diye o günden beri iki tarafı mercek altına almış. O yüzden dayıyor da dayıyor. Siz yolunuzu, yönteminizi bulmuyorsunuz. Birbirinizi o günden beri yanlış anlıyormuşsunuz.
Yani ya da siz daha çok değil de eril ve dişillerineniz. Görüyor musunuz? Sistem burada kaderlerine müdahale edildi dedi. Ve bunun ben kaderlerine müdahale olduğunu ilahi sistem bana da öğretti diyor. Aynı zamanda ilahi sistem kendisi de kader kartı olduğu için, yani haç kartı kadersel bir karttır. İlahi tarafından el konulduğunu söyler ve de diyor ki tam da bu yalanı söylediğinde orada diyor kader başladı. Kaderlerinin yönü değişti ve ilahi sistem de müdahale etti. Bu kadar büyük yalan söylediği için diyor erildi. E hemen ona inanmış mı? Sizinle gelip konuşmadı mı eril ve dişilleriniz? Bu soruyu size sordular mı? Sende biri var mı yok mu diye. Hiç arayıp yazdım. Bunu yazın yorumlara bana. Yani tamam o zaten yalancı. Malın ne olduğunu mu bilmiyor? Hani o öyle demiş olabilir de. Bu kaderinizi değiştiren yalan olmuş. Yani sizin bugüne kadar bu aşıkların kavuşmamasına sebep olan en büyük yalanmış arkadaşlar. Siz bundan dolayı ayrılmışsınız. Siz de bir üçüncü kişi olduğunu söylemiş. Peki eril buna ilahi eril inanmış mı? Tabii diyor. O da hemen inanmış. Evet, bir fareler benden çaldı diye o da inanmış zaten. Halbuki değnek kralı bunu daha önce vermişti. Bu farelik yaptı. Bu onların aşkını onlardan çaldı dedi değil mi? Katina da çıktı. Evet sevgili eril ve dişiler. Adaletin yerini bulması için ilahi size çözüm anahtarını verdi. Olay bu. Çözüm anahtarı bunu da gizli öğrendiniz şimdi. Nasıl çözeceğinizi biliyorsunuz. Size bunun rehberliği verildi. Sezgilerinizi dinleyin. Burada bitiriyorum.